Anadolu, medeniyetlerin doğup geliştiği topraklar, tarımın, ticaretin, bilimin kaynağı. Tarih boyu bu toprakları özel kılan bir şey vardır. Üzerinde yer alan yeryüzü şekilleri ve bitki örtüsü. Dağlar, akarsular, ovalar. Yalnızca coğrafyamıza değil, insana ve onun hayatına da şekil verdi. Kimi zaman fırsatlar sundu, kimi zaman sorun çıkararak çözüm bulmaya zorladı. Anadolu'da yaşam tüm bu şekillerin etrafında devam ediyor. Plato, deniz seviyesinden oldukça yüksek, geniş düzlüklerdir. Bu düzlükler etrafında yaşayan insanlar için önemli bir fırsat sunar. Anadolu'da bu fırsatlarla dolu yer şekline yayla denir. Hayvancılık tarih boyu Anadolu'nun en başat ekonomik faaliyetlerinden biri ve yaylalar bu ekonomiyi besleyen doğal bir kaynak. Yayla binlerce yıldır hayvancılara kapılarını cömertlikle açıyor. Onların hayvanlarını besliyor, işlerini kolaylaştırıyor ve kazançlarını arttırıyor. Ovacık, çevresi 5 milyon yıllık yaşlı ve büyük dağlarla çevrilmiş Tunceli'nin eski bir ilçesi. Arazinin verimsiz olması ve uzun süren kış ilçede tarım olanaklarını sınırlıyor. Fakat aynı zamanda dağların geniş yaylalarında eriyen karlarla birlikte yetişen otlar hayvancılığın gelişmesine de imkan sağlıyor. Ovacık'taki mercan yaylalarında hareketli bir sabah. Yüksek yamaçlarda hayvanları otlatan çobanlar hayvanlarla birlikte yaylaya iniyor. Bütün gece otlayan hayvanların neşeli sesleri temiz dağ havasında yankılanıyor. Yazı yaylada geçirmek için gelen hayvancılar çadırlarını kurmaya başladı. Çok geçmeden her yer çadırlarla dolacak. İlhan ailesi ise bir haftadır yaylada. Ailenin küçük kızı Eylül kahvaltı hazırlığına başlamış. Kahvaltıda yaylaya yeni taşınan komşularını ağırlayacaklar. Thank you.
de var gidiyor. Ben tek kaldım, o yüzden dedim bir konuşacağım ben. Ha, gece eşin de vara gidiyor, sen çadırda yalnızsın. Yani yakın olur, sorma, her tarafın millet olur. Aynen. O yüzden ben dedim ya, yatsın indireyim. Size emanet olun. Yok. Valla köylü de söyledi. Bir şey olursa gelin köyüne bak. Yeni gelen komşulara ikramda bulunmak bir Anadolu geleneği. Aylarca kısıtlı imkanlarla yaylada kalacak köylüler için bu gelenekler daha da önem kazanıyor. Birbirlerine güvenmek, destek olmak ve paylaşmak zorundalar. Çünkü hepsinin burada olma amacı aynı. Bütün gece otlayan İlhan ailesinin sürüsü sağım için dönüyor. Aile geçimini bu sezonda elde ettikleri sütten yapılan peyniri satarak sağlıyor. Taze otlarla beslenen hayvanların süt verimi artıyor. Daha fazla süt, daha fazla peynir demek. Kışı rahat geçirebilmek için yaylada geçirdikleri 4 ayı iyi değerlendirmek zorundalar. Bütün aile hummalı bir çalışma içinde. Eylül ve annesi Nuray çobanlarla birlikte süt sağıyor. Hıdır dede ve Dilber nene arkada durarak koyunların kaçmasına engel oluyor. Her şey çok hızlı olmalı. Hayvanlar sağılmaya pek de hevesli değil. Bu kadar telaşın arasında sağılmaktan kaçan koyunlar da oluyor. Ahmet! Devrim, sen de koş. Efendim! Koşalım! Koş, zavar gitti Ahmet. Koşan da var gitti. Onları yakalamak çoban Ahmet'e düştü. Kaçan koyunu yakalamak için biraz uğraşacak gibi görünüyor. Biraz acele et ya. O koyunu bıraktığım zaman alışıyor. Ve o koyun kaçtığı zaman 2-3 defa kaçarsa o koyun çekiliyor. Ve bize süt veremediği için zarara biz giriyoruz. O yüzden çabamız yok. Hani bir koyunun biraz daha fazla sütü olsun da peynirimiz biraz daha fazla olsun. Kaçan koyun yakalandı. Süt sağımı da bitti. İşler biraz olsun hafifledi. Öğle yemeğinde herkesin neşesi yerinde. Dilber ise çalışmaya devam ediyor. Sağımın ardından hemen peynir yapma işine başladı. Ama bu durumdan hiç de şikayetçi değil. Hep ömrümüz öyle geçti. Başka bir şey bilmiyor ki. Kışın da aynısı. Kış daha zor oluyor. Davar yeme, yem tök, altını süpür. Kışın daha zor. O yüzden yaylaya çıkmak, yayla daha rahat. Şimdi köyde olsak, ha evin temizliğidir, ha kapının önü temizlemesidir, komları temizlemesidir. O yüzden yayla istik. Yaylada biraz daha rahatlık. Şimdi peynir yapıyor. Bir ay sonra yağ yapacağız, ayran yayacağız yayıkta. İşte yapacağımız iş bu. Dilber özenle peynirleri bezlere doldurdu. Peynirler bu şekilde bir gün bekleyecek ve suyu süzülecek. Dün yapılanlarsa satışa hazır.
Kantarcılar yaylalara çadır kurup peynirleri taze olarak ilk elden satın alan kişiler. Taze peynirleri bozulmadan saklamak yayla koşullarında mümkün değil. Ovacık merkeze ulaşmak için de bir saatlik zorlu bir yolculuk gerekiyor. Peynirleri ovacığa indirmektense kantarcılara vermek onlar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu şimdi biz bunu kantarcıya veriyoruz. Hayvanı yüklüyoruz, çadıra götürüyoruz. Çadırda tartılıyor. Orası kilosunu bize fiş yazıp veriyor. Onu işte 9. 10. aya kadar o fişleri kaybetmiyoruz. 9. 10. ayda herkes makbuzlarını götürüyor. Parasını alıyor. Ahmet sürüyü meraya götürüyor. Geceyi hayvanlarla birlikte orada geçirecek. İlhan ailesi içinse dinlenme vakti. Yarın olduğunda herkes aynı hevesle aynı işleri yeniden yapacak. Yaylada kaldıkları diğer tüm günlerde yaptıkları gibi. Anadolu'nun uçsuz bucaksız tarlalarından binlerce yıldır bereket fışkırıyor. Bu berekette çiftçilerin emeği ve alın teri var. Bitlis'in kıyı düzü köyünde biri var ki bu emeği korumak için büyük bir mücadele veriyor. Çoban Cafer. Cafer sürüsünü her gün yaylaya çıkarmak zorunda. Yaylaya giden en kısa yol tarlalardan geçiyor. Fakat Cafer ekinlere zarar vermemek için sürüyü bu yoldan geçirmiyor. Diğer yol ise daha uzak ve çok tozlu. Yaylaların temiz havası ve taze otları hayvancılar için çok değerli. Anadolu'da genellikle yaylaya bir kere çıkılır ve bütün yaz kalınır. Ancak Cafer'in gittiği yaylada su yok. Bu yüzden Cafer sürüsünü her sabah köye indiriyor. Hayvanlar ancak köye döndüklerinde Van Gölü'nün suyundan içerek susuzluklarını giderebiliyor. Köye dönen hayvanlar sahipleri tarafından sağılıyor. Bu dönemde süt verimi yüksek ve günde iki kez sağım yapılıyor. Hayvanların ilk sağımı tamamlandı. Sürü İkinci sağıma kadar köyün ilerisindeki merada vakit geçirmek için yola düştü.
4 sürü var. Her sürüde 2'şer var, arkadaş var. Toplam 8 taneyiz. Herkesinki de hayvanları 607 hayvan var. En az olan 500'e gelen. Şu anda benimle beraber 2 oğlum var. Biri 10 yaşındadır, diğeri de 15 yaşındadır. Yazın hayvanlarla geçimini sağlıyoruz. Kışın oldu bu parayı kaldığımızda kışın yiyoruz. Başka yapacak bir şeyimiz yoktur yani. Ya tarımcılıkla uğraşacaksın ya da hayvancılıkla. Bizim de tarım olmadığı için mecburen hayvancılıkla geçim yapmamız gerekir. Bütün çobanlar öğleden sonra gölün etrafında bir araya geliyorlar. Bu saatler dinlendikleri ve dostlarını görebildikleri tek zaman. Çocuklar gölün serin sularında eğleniyor. Çobanlar da koyu bir sohbetin içinde dinlenmenin tadını çıkarıyorlar. Vallahi bizde gece uyku zaten yoktur. Kurt var, ayı var. Bunlar sayesinde zaten gece uykumuz yok. Gece mesela birimiz uyanık kalıyor sabaha kadar. Sabah kadar uyanık kalan akşam öğlen geliyor eve, yatıyor 3'e kadar. 3'ten sonra tekrar diğeri bakıyor zaten. Yani uykumuz öyle bir uyku değil. Gece uykusu böyle saniyeliktir. Yani göz kırpma gibi şeyler oluyor. Yani hiç yatma falan desen oluyor, olmuyor. 24 saat ayaktasın yani. Hayatı doğada geçen bir çoban için çay her derde devadır. Soğukta ısıtır, sıcakta yorgunluğu alır. Anadolu'da keyifli bir muhabbet için bir demlik çay yeter. Ve buralarda muhabbet her zaman türkü ile demlenir. Gülizar, gülizar, şirin gülizar, 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 çavraş gülizar. Hatın gülü bebinim, şirin gülizar, hatın canı bebinim, çavraş gülizar. Gülizar, gülizar, şirin gülizar, 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 çavraş gülizar. Çobanlar için keyifli saatler sona erdi. Günün geri kalanı onlar için yorucu ve uykusuz geçecek. Şimdi toparlanıp köye dönmeleri gerek. Hayvanlar ikinci kez sağlayacak. Sahipleri hayvanlarını bugün için son kez sağıyor. Cafer ve çocukları yemek için ancak fırsat buldular. Sağımdan sonra yine yayla yollarına düşecekler. Hayvanlarla birlikte saatlerce sürecek tozlu bir yolculuk bu. İş gelişimizi hesaplasak günde 10 kilometre hemen hemen gidip geliyoruz. Ondan fazla da biz 10 diyoruz gene. Mesela 6 kilometre oradan gidersek, 6 da burada gelse 12 kilometre en düşük yol diyoruz yani.
Dolaştığımız yerlerden hariç, sağda gidiş gelişimizdir. Diğer taraflar sağ sola gidip geldiğimizden yollardan hariç. 10-12 kilometre yol gidip geliyoruz. Tozlu yollarda hemen gidip geliyoruz ben. Başka alternatifi bu yolun yok. Yapacak bir şey yok yani. İnsanın en büyük mücadelesi hayatta kalmak ve onu sürdürmek. Doğanın sert kuralları bazen bu mücadeleyi zorlaştırıyor. Cafer'in geçimini kazandığı yol hiç de kolay değil. Fakat sevdikleri için gösterdiği bu çaba ona güç ve gurur veriyor. Aynı zaman diliminde farklı mevsim geçişlerine sahne olan Anadolu'da bir uçta kış yaşanırken başka bir bölgede erkenci baharın sonu yaklaşmakta. Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Çavdar köyünde mevsim yaza dönmek üzere. Bu durum burada yaşayan arıcılar için göç vaktinin geldiği anlamına geliyor. Onlar her yıl olduğu gibi bu yılda arıları için baharın peşine düşecek. Arıcılıkla uğraşan Veysel'in hayatı baharı kovalamakla geçiyor. Şimdi memlekette kalsak ana arı bizim orada bahar bitti. Polen bulmayacak, bal bulmayacak, yavru etmeyecek. Yavru etmeyince asker çoğalmıyor. Asker çoğalacak ki bunlar petek alacak, çoğalacak. Ondan sonra şeye gideceğiz, çama gideceğiz. Nasıl şimdi savaş olsa 10 kişiyle gitsen savaşın olur. Hemen telef olursun, ölürsün. Ama 1000 kişiyle gitsen düşmanı fethedersin. Bu da aynı. Aydın yöresi ekonomik değeri yüksek olan çam balıyla ünlü. Fakat hasatı sonbaharda yapılan bu bala ulaşmak kolay değil. Arıcıların yüksek miktarda bal alabilmesi sahip oldukları kolonilerin zinde ve güçlü olmasına bağlı. Bu da ancak İyi bir beslenmeyle olabilir. Ne kadar polen bulurlarsa o kadar hızlı çoğalacaklar. Yılın bu zamanları Söke'deki tüm arıcılar kovanlarını yükledikleri tırlarla Anadolu'nun içlerine doğru yola düşerler. Veysel'in istikameti Konya'nın Ilgın Yaylası olacak. Tüm beklentisi orada kendisini
baharın karşılaması. Konya Algın'a gideceğiz ama yaş yağmur yokmuş. Baharımız biraz sakat. Ne yapacağız bilmiyoruz. Bizim arıcılık işi resmen kumar. Oraya gideceğiz ama olur ama olmaz amacından gidiyoruz. Mesela her sene diyoruz ki bu sene bahar güzel olur. Ama geliyoruz bahar olmuyor. Bir ters rüzgar esiyor, işi bitiriyor. Yani sizin anlayacağınız bizim havayla olan bir iş bu. Veysel, göçebe hayatın getirdiği zorluklara alışık. Onunki mücadele etmeye değer bir yolculuk. Fakat evinden ve sevdiklerinden ayrılmak pek de kolay olmuyor. O en son. Çok seviyorum seni ben. Babam. Göçebe arıcılık, deneyimli arıcılar için bile zor bir yaşam tarzı. Kovanların taşınması zaman, para ve çaba gerektiriyor. Şimdi memleketten çıkarken mesela dünya masraf ediyoruz. Ben bir ayda, 2 ay, 3 ay duruyorum, 20-25 milyar masrafım oluyor. Orada olmayıverse beni bitiriyor abi. Memlekete döndüm, Çambalı'da olmazsa arıcının hali bitmiştir abi. Arıcı bitmiştir. Yol bitti sayılır. Yaylaya varmadan yapılacak tek bir iş kaldı. Veysel'in kamyonetini tırdan indirmek. Önündeki birkaç ay boyunca bu kamyonet onun eli ayağı olacak. Hedeflediği gibi gün doğmadan yaylaya ulaşan Veysel artık kovanları indirebilir. Neyse ki bu işi tek başına yapmak zorunda değil. Bölgeye ondan önce ulaşan diğer arıcılar hemen yardıma koşuyor. Kovanlar el birliğiyle çarçabuk indirildi. Uzun bir yoldan gelen arılar için dışarı çıkmak iyi olacak. Sıra Veysel'in 3 ay kalacağı barakanın montajında. Veysel için uzun ve yorucu bir gün oldu ama tüm işlerini tamamlamayı başardı. Arkadaşlarına veda edip yeni günü karşılamak üzere dinlenmeye çekilebilir. Yaylada tek başına. Zor bir hayat onu bekliyor.
arıların her ihtiyacı ile ilgilenip onlar için çalışacak. Ta ki sonbahar gelene kadar. Zor oluyor abi. Akşam ağladım bile. Çok zor geliyor. Bir topar emekten ötürü geliyoruz abi. Bir ağrı var bizim yerimiz. Ağrıdan olmazsa işimiz bitti. Dört gözle onun gözüne bakıyoruz. Abi şu anda beklentim benim ara güçlendirmek, memlekete gidip güzel bir gelir almak, çocuklarımı kavuşmak, ailemi kavuşmak. Bunu diliyorum, başka bir şey dilemiyorum abi. Dağların çevrelediği bir coğrafyada özellikle kışın yaşam mücadelesi hep daha çetin geçer. Yalçın dağların eteklerinde kurulan Muş'un Ağartı köyü zorlu geçen bir kıştan sonra nihayet bahara kavuştu. Bütün kış ağıllarda besledikleri hayvanları yaylaya çıkardılar. Ağır bir iş olan hayvancılıkta yaylaya çıkmak işleri bir mevsimlik de olsa rahatlatıyor. Fakat işin zorlu bir kısmı var. O da süt sağımı için yapılması gereken uzun ve zahmetli bir yolculuk. Muş'un Ağartı köyünde bu yolculuğu her sabah at sırtında kadınlar yapıyor. Etezde olsun abi biri var. Böyle parın, sert hacı belki heyi. Hem hesbe khuatinin, hesbe khuazin dıkın. Hem kupi khuat, frakı khuat ev dıkın. O hem saat yansıda da yansıda mivadan beredi kevin. Hem beredi kevin, saat niveki hem beredanı. Oldukça sarp ve dik olan arazide yaylaya çıkarken kullanabilecekleri tek araç atlar. Köyün neredeyse bütün kadınları at binmekte usta. Kendilerini bildikleri günden beri bu işi yaptıkları için ata binmek hayatlarının bir parçası olmuş. Atlar da berivanlar da yolları gide gele ezberlemişler. Yabancı biri için imkansız olan bu yolculuk berivanların gündelik işlerinden sadece biri. Va bistalen vi gire bilke. Em allemi natırsın cehesta. Ve sayda meyvele em nehesba sardıvın ter mecburi ka. E mecburen ve sayda bunu mey. E juan ev en perişan. Em ne kadar peyatı her. Yaylada birçok sürü var. Her sürüye bir çoban sahip çıkıyor. Çobanlık görevini de genelde aileden biri üstleniyor. İş bölümünde süt sağımı kadınlara düşüyor. Elde ettikleri sütten hem kendileri için peynir yapıyor hem de fazlasını satıp para kazanıyorlar. Her gün yapmak zorunda oldukları bu yolculuk onlar için çok önemli. Rukiye dağları tepeleri aşıp yaylaya ulaştı. Ne kadar yorulmuş olursa olsun dinlenmeye vakti yok. Hemen sağıma başladı.
Yağış az olduğu için yaylada fazla ot yok. İyi beslenemeyen hayvanların süt verimi de her zamankinden daha düşük. Rukiye süt sağımını bitirdi. Çobanların bulaşıklarını da yıkadıktan sonra yola koyulacak. Dönüş yolu da yine uzun ve zorlu. Hayvanlık zor, zıvıstan alfadiklerin avı zor. Endi en fadi deken şeşmeye de hündür dayı. Zarın zirçime gösteri on set kevri darayı, leçoleyi. Kaz pır zahmet, pır zahmet. Yireva medyayı, babukalı medyatriye emjiliyat. Berivanlar dur durak bilmeden çalışıyorlar. Bu çetin topraklarda çok çalışmak ve dayanıklı olmak zorundalar. Onlar Anadolu'nun güçlü kadınları. Aileleri ve sevdikleri için gösterdikleri bu fedakarlık onlara zor gelmiyor. Berivanların işi eve ulaştıklarında da bitmiyor. Yayladan getirdikleri sütü fazla bekletemezler. Hemen peynir yapmaya koyuluyorlar. Geçim derdinde olan insan için hiçbir yol yürünemez, hiçbir dağ aşılamaz değil. Doğa ile iç içe olan insan en çetin şartlarda bile hayatta kalmanın yolunu, doğanın kanunlarını iyi bilerek ve onunla uzlaşarak buluyor. Yaylalar geniş düzlükleriyle insana sonsuz bir huzur veriyor. Bu huzura alışan ondan bir daha vazgeçemiyor. Evin içinde yayla vazgeçilmez bir yer. Neredeyse tüm hayatı Çamlıhemşin'deki orta yaylada geçmiş. Bu dağları hep böyle karış karış, ayak basmadığım belki de yer yok yani. Eskiden araba yolu gelmiyordu mesela. Araba yolu açılınca buraya, o zaman ben burada dövmüşçülük de yaptım. Bir 8-10 sene yani. 20 kişilik o otobüslerden 50 nece vatandaşları taşıdık. Şimdi dövmüş çalışmıyor daha burada. Herkesin özel arabası. Bir tane de değil, iki tane. İki tane olanlar çok. Eskiden hayvan günlük yani çay çıktı bizim mesela aşağı sahilde. Çay olmazdan evvel hayvan yapmasan zaten aç kalırsın.
Orta Yayla'da hayvancılık halen devam eden bir iş kolu. Yaylanın geniş düzlüklerinde özgürce dolaşan hayvanlar burada olmanın keyfini sürüyor. Fakat yayla eski, hareketli günlerinden oldukça uzak. Son yıllarda bölgede geçim olanakları gelişmiş ve hayvancılıkla uğraşanların sayısı gittikçe azalmış. Yine de yaylaya olan ilgi hiç azalmamış. Artık hayvancılık yapmasalar bile birçoğu yaz aylarını yaylada geçiriyor. Sahilde biz Ardeşen'de oturuyoruz. Eskiden beri orada yerleşmişiz. Kışın orada, yazın burada. Burada Nisan sonunda geliriz, Mayıs başında yani. Kasım'a kadar da kalınırız yanında. Kalanlar oluyor mesela. Burada insan temiz hava. Gece rahat uyursun şimdi aşağıda. Ben şimdi buradan aşağı gittim mi bir akşam hemen dönerim gittiğim gün. Kalsam uyuyamam yani. Hemen orada rutubetli hava aşağıda insanı şey yapıyor. Şimdi mesela tatil olunca okullar falan torunlar gelecek. Çocuklar, kızlar gelirler, giderler. Hiç yazın çiçeğinlik olur yani. Emin 74 yaşında. Bu yaylada yıllarca hayvancılık yapmış, şimdi artık emekli. Fakat alışkanlıklarından vazgeçmemiş. Eskisi gibi kalabalık bir sürüsü olmasa da 4 tane keçisi var. Eşi Emine onları sağıyor, sütleriyle yağ yapıyor, peynir yapıyor ama artık sadece kendileri için. Orta Yayla mükemmel doğasıyla arıcılıkla uğraşanlar için de oldukça elverişli bir yer. Emin'in de arı kovanları var. Keçilerinden arta kalan zamanda arıcılık yapmaya çalışıyor. Arıcılık onun için boş zamanlarını geçirdiği harika bir uğraş. Zaten işte o arılarla uğraşmak zaten günlerden geçer anlamazsın yani. Zevklidir. Yani seyredersin mesela işte onun çalışmasını. Onun ne bileyim polen şey yaparsın cebinde üretmek için işte şeylerini hazırlarsın. O yani çok bambaşka onun yani. Bilhassa böyle yaşlılıkta en doğal yer, en iyi yer burası. Emin gençliğini bu yaylada hayat mücadelesiyle geçirmiş. Şimdi ise yaylanın keyfini çıkarıyor. Çalışmaya alışmış insanın boş gezmesi mümkün değil. Emin'in günleri hala çalışarak geçiyor. Fakat artık geçim derdinin ağır yükü olmadan... Anadolu'da yaşam, yüzyıllardır kendi döngüsünde akıp gidiyor. Hayvancılıkla uğraşanlar ilkbahar geldiğinde yaylaya çıkıp kışında köylerine dönüyorlar. Zorlu bir doğada geçirdikleri çetin kış ise yaylanın temiz ve özgür havasını özlemekle geçiyor.